Şimdi arkadaşlar, ben bilgi vereyim de ona göre ertelemeyi oya sunacağım. Dün grup toplantısı arkadaşlarla konuştuk. Bu yatırımların toplam bedeli belki 3 milyarı geçiyor. Bu sadece ASKİ Genel Müdürlüğü de görüşüldü. Bu işe başlama bedeli. Geri kalanı ihtiyaç olursa daha talep edilecek veya bir kısmı belediyenin kendi imkanlarıyla sağlanacak dendi. Bu ipe un sermektir. Neden? Elimde daha önce ASKİ ile ve belediye ile ilgili istenen kredi talepleri var. Bu onlarca defa alınmış. Hiçbirisinde metraj istenmemiş. Metrajı verdik, yaklaşık bedeli verdik. Müteahhitlere mi vereceksiniz Allah aşkına bunu? Ne gerek var buna? Burada bir an evvel Tarım Bakanlığı'nın TAT'lardaki tesislerin yetersiz olduğunu, 2010 yılından itibaren yapılması gerektiği halde yapılmadığını, zehir saçtığını, bunun da Polatlı'nın köyleriyle orada yetişen sebzeyi Ankaralı'nın yediğini. Bir gene aynı raporda ot diye rapor tutturduk. Tatlar tesisi ne kadar gecikirse oradan akan suyun Sakarya'ya karıştığı, Sakarya'dan da hatta Sakarya Havzası koruma planı diye Tarım Bakanlığı'nca Ankara'da alınması gereken tedbirlerde özellikle bir an evvel burayı yapın diye rapor var. O rapor da bende var. İsterseniz onu da verebilirim. Bu kadar acil bir konu ve Sakarya'ya karıştıktan sonra zaman zaman su sıkıntısı olunca İstanbul şehri de Sakarya suyundan bizim arıtılmamış karışık suyu içmek durumunda kalıyor. Bu kadar acil bir konu. Bir diğeri Polatlı. Kaç defa söyledik, biz arızalardan bıktık. Eski hat sürekli şekilde patlıyor patlıyor arızaya gidiyoruz. Patlıyor patlıyor arızaya gidiyoruz. Daha önce ilk seçildiğimizde bunları acil diye birim ama ilgilendiriyor. Biri Gölbaşı'nı da ilgilendiriyor. İki tane hat var değişmesi gereken. Bunları gündeme getirdik ilk önce. Dedi ki acilen bunlar bir yapılsın. Komisyon makul buldu. Komisyon raporu burada. Evet dedi, haklı. Haklı, bunun bir an evvel yapılması lazım. Ama her nedense meclisi ben gittim. Sayın Cumhurbaşkanı da bu konuyla ilgili götürdüm. Raporumu da verdim. Biz krediyi bu işler için istiyoruz diye. Ama buna rağmen komisyonda karar verilmesine rağmen bu konu meclisi reddedildi. Bir yıl kaybettik. Şimdi Temmuz deniyor. Kondomenin bu pandemi olayının uzayıp uzamayacağı belli değil. Meclisin de her ne kadar Temmuz dediyse yeni bir erteleme olma ihtimali var. Ne zaman başlayacağız buna? Ne zaman bitecek? İnsanlar daha ne kadar zehirli suyu içmeye devam edecek? Bizim Gölbaşı'na yapacağımız hat eğer patlarsa Gölbaşı'nın tümü tam bir ay susuz kalıyor. Ben bu sözlerimi kayda geçmesi için söylüyorum. İnşallah patlamaz. İnşallah kendi imkanlarımızda yapabildiğimiz kadar yaparız. Ama aciliyetimiz bunlar. Fantezi şeylere para yatırmıyoruz. Başka şeylere para harcamıyoruz. Bu bizim için en acil bir konu. 13 ilçede bulunan toplum sağlığını tehdit eden mevcut asbest borularının yenilebilmesi maksadıyla diye de yazılı. 9'da 3'te girmiş. 9'da 3'te yani başkanlık yazısında var. Başkanlık yazısında var ve asbestli borların da yerlerini söyleyeyim arkadaşlar. Polatlı 26 kilometre, Şerefli Koçlar 5 kilometre, Evren 35 kilometre, Beypazarı 50 kilometre, Haymana 5, Akyurt 10, Kızılcamam 2,5, Kazan 5, Ayaş 9,3, Elmadağ 11,2, Çubuk 22 kilometre, Nallıhan 15, Keçiören 24 kilometre. Toplam 220 kilometre hala asbestli boru var. Bu bilgiyi de antiparantez olarak verdikten sonra tabii benim burada bir yetkim var. Siz seçildiniz, meclis üyelerisiniz. Siz de çoğunluğunuza güveniyorsunuz. Çoğunluk baskısını yapıyorsun. Bunun başka bir izahı yok. Seçildik diyorsun. Biz ağaç kovuğundan falan çıkmadık. Biz de Ankara halkı seçti. Bu makamlar için görevlendirdi. Bu meclisinde bir çalışma yönetmeliği var. O yönetmeliğe göre yönetmeliklerini yazıyorsa oradan devam edeceğiz.